ilk olarak isə bağlantımız var Türkiyənin Millət Vəkili Metin Gündoğdu. Bağlantıda da Metin bəy hər vaxtınız xeyir olsun. Çox təşəkkür edirəm. Sizlərə də hayırlı günlər diləyirəm. Təşəkkür edirik Metin bəy. Türkiyə Böyük Millət Məclisində bir qətnamə ilə bağlı bəyanat hazırlanıb və əlbəttə ki, istərdik ki bu bəyanatın detalları barədə siz məlumat verəsiniz. Evet. Ən öncəlikdə Fransa Parlam Fransa Senatosu'nun almış olduğu bu kararı Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan dört siyasi parti kınadığını belirten bir bildiri yayınladı. E, bu bildiriyle Fransa Senatosu'nun almış olduğu kararın e, geçerli olmadığını ve e, Fransa'nın bu tutumunun doğru olmadığını Fransa hükümetinin farklı konuştuğunu, dışlarının daha sonra bu senatonun aldığı kararı tanımadığını da belirttiler. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı'mız ve grubu bulunan siyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisi, İktidar Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti olarak bu kararın kınadığımızı belirttiğimiz bir bildiri yayınladık. Bu bildiriyle daha önce Birleşmiş Milletler'in de kararı olan 822, 853, 874 ve 884 nolu kararlarla e, Azerbaycan hükümetinin olan Dağlık Karabağ bölgesinin e, dünyanın dört bir tarafında bilinmesine rağmen, Birleşmiş Milletler'in bu kararına rağmen ve Fransa e, senatosunun böyle bir karar almasının doğru olmadığını dile getiren, e, bu kararın geçerliliği olmadığını dile getiren, bir bildiri yayınlandı ve bu bildiri de e, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak e, Dağlık Karabağ bölgesinin e, ilk günden bugüne kadar Azerbaycan'ın toprağı olduğunu her defasında dile getirdik, söyledik. Bunun arkasında olduğumuzu Fransa e, Senatosunun almış olduğu bu kararın doğru bir karar olmadığını dile getiren bir bildiri yayınladık. təşəkkür edirik və istədim bir məqama da diqqət çəkək. Biz qətnaməyə diqqət etdikdə, Fransanın əlbəttə ki, yayımladığı həmin qətnaməyə baxdıqda tez-tez Türkiyənin adını görürük və Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğanın adını görürük. Əgər bu müharibə iki ölkə arasında yaşanırsa, Fransanın bu məsələdə Türkiyəyə bu qədər yüklənməsinin səbəbi nədir? Təbii, Fransa da, bildiyiniz kimi, Fransa da Erməni diasporası çox güclü. Ermeni diasporasının zaten bugüne kadar bu işi çözüme kavuşturulmamasının arkasında Ermeni diasporası var. Ermeni diasporası bu işin üzerinden kazanç elde ediyor. Yani Ermenilere yardım yapıyoruz ayağıyla dünyanın dört bir tarafında para toplayıp bu paraları Ermenistan'a da göndermiyorlar. Kendi aralarında bölüşüyorlar. Böyle bir girişim var. Bunu yapanlar da diaspora. E diaspora Fransa'da bunu senato üzerinde biraz etkinlik göstererek senatodan böyle bir karar alınmasını sağladı. Fakat hem senato üyeleri hem de Fransa hükümeti şunu çok iyi biliyor ki bu işin çözümüne dönük oluşturulan Minsk grubu ülkelerden bir tanesinin eş başkanı Fransa. Fransa bu işi çözüme kavuşturması gerekirken çözümsüzlüğe doğru götürmesi hem Azerbaycan'la olan ilişkilerinde hem Türkiye ile olan ilişkilerinde farklı bir noktaya doğru evrildiğini gösteriyor. Ama bu evrilmenin Fransa'nın faydasına olmadığını, Fransa halkının faydasına olmadığını hem Fransa hükümeti gördü ve bu kararından geri döndü. Bu saatten sonra da diğer ülkelerde de bu tür girişimler olabilir ama bu tür girişimlerin tamamının arkası boştur. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında aldığı bir karar var. Burası Azerbaycan'ın toprağı. Azerbaycan'ın toprağını Ermenistan 30 yıldır işgal ediyor. İşgal altındaki topraklarda zulümler yapıldı, işkenceler yapıldı, soykırımlar yapıldı. Hocalı soykırımını kimse unutmadı. Bunu söylerken şu anda tüylerim diken diken oluyor. Hocalı'da 613 tane kardeşimizi katleden Ermenilerdi. Onun haricinde bir sürü olaylar yaşandı orada. Yani bu topraklar Azerbaycan'ın toprağı, Azerbaycan'ın toprağını işgal eden Ermenistanla ilgili çözümü e, gerçekleştirecek olan ülkenin senatosunun böyle bir karar alması çok yanlıştır, çok e, doğru bir karar değildir. Bu kararı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu olarak, Türkiye Cumhuriyeti büyük millet meclisi olarak kınadığımızı. ...ortaya koyduk. Biz sonuna kadar... ...Azerbaycan'ın yanındayız. 83 milyon... ...Türk milleti Azerbaycan'ın... E, ...bir neferidir. Azerbaycan'ın başına... ...bir iş geldiği zaman her an... ...Azerbaycan'la birlikte iki devlet... ...bir millet şiarıyla... ...yola çıkmaya her zaman hazırdır. Bunu parlamentomuzda dün göstermişti. Bir siyasi parti... ...bu e, işin içerisinde hiçbir zaman... ...olmadı. E, bu tür... E, ...olaylarda... E, ismini dahi söylemek istemiyorum ama o siyasi partinin e, uzantısı olanlar, sırtlarını yasladıkları yerlerdeki bulunan kişilerin Ermeni saflarında savaştığını da hem Azerbaycanlı e, vatandaşlarımız, Azerbaycan devleti biliyor, hem Türkiye Cumhuriyeti devleti biliyor. Onun için o e, partinin de bu işin içerisinde olmasını zaten biz istemiyoruz. Bu olayları kınamasını da istemiyoruz. HDP terörle hareket ettiğini Bugünkü bizim dünkü parlamentoda alınan kararla da bir kez daha göstermiştir. Çünkü HDP kendisi ifadeleriyle sırtını dağa yasladığını, kandile yasladığını söylüyor. Kandilden e, Ermeni saflarında savaşmak için PYD'ler ve PKK'ların gittiğini orada Azerbaycan hükümeti tes tespit etti. Biz de tespit ettik. Onun için de gelinen bu noktada parlamentoda dört siyasi parti diyoruz. 5 siyasi parti var biliyorsunuz grubu bulunan, grubu bulunan 5 siyasi partiden 4 tanesinin des, e, imzasıyla ortak kararıyla e, Fransa Senatosu'nun almış olduğu kararı kınadığımızı, bu kararı tanımadığımızı, dünyanın da bu kararı tanımaması gerektiğini dile getiren, ayakları yere basan bir e, bildiri yayınlanmıştır. Bu bildiri için, bu bildiri e, her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu e, 83 milyon milletin adına bunu ortaya koymuştur. Metin Bey, e, daim Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye, ATD Minsk grubunun üzvü olan Türkiye, bundan sonra ATD Minsk grubunun hem kimi Fransa'nın bu proseslerin nizamlanmasındaki rolünü necə görür? Fransa çok büyük bir hata yapmıştır. Fransa senatosunun almış, almaya çalıştığı bu karar hem Fransa'nın bugüne kadarki tutumunun ne yönde olduğunu ortaya koymuştur. Çözümsüzlüğe götürmelerinin sebebini ortaya koymuştur. Yani bu işin çözümünü istemiyor Fransa. Çünkü oradaki Ermeni diasporası bu işin çözülmemesi gerektiğini çözüldüğü takdirde kendilerinin para toplayıp Ermenistan'a gönderemeyeceklerini biliyorlar. Fransa hükümeti de bunların oyununa gelmiştir. Yani orada bulunan diasporanın oyununa gelmiştir diğer ülkelerde de Minsk grubuna bağlı diğer ülkelerde düzgün bir şekilde tutum sergilemiş olsaydı bugüne kadar savaşsız bu işin çözümü olabilirdi. Ama ne yazık ki Fransa ve diğer Minsk grubu ülkeler iki yüzlü ikili davranışları nedeniyle bu işin çözümünü bugüne kadar sağlamadı. En sonunda Azerbaycan ordusu İlham Aliyev'in başkanlığında, başkomutanlığında Dağlık Karabağ bölgesine girmiştir ve Ermenileri yerle bir etmiştir. Ve oradan kendi topraklarını tekrar kendi şehitleriyle geri almıştır ve bu zafer Azerbaycan'ın büyük bir zaferidir. Bu zafer iki devlet bir millet olanın iki ülkenin de zaferidir. Fransa da bunu görmüştür. Birlikteliğimizi görmüştür. Bundan sonraki atacağı adımları da Fransa ona göre atacaktır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini, Türk dünyasının birlikteliğini gördükleri zaman, Fransa'sı olsun, Almanya'sı olsun, Avrupa'sı olsun, bunların hepsi ürkmeye başlamışlardır, korkmaya başlamışlardır. Çünkü Türk dünyası bir olursa, Türk dünyası birlik olursa, ne Avrupa Birliği karşısında durabilir, ne bir başkası karşısında durabilir. Biz, dünyada birliğin ve beraberliğin olmasını, adaletin olmasını isteyen milletleriz. Biz, yüzyıllarca bu dünyada hükümranlık sürmüş bir milletin devamıyız. Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş bir milletin devamıyız ve biz bu iki devlet bir millet derken birlikteliğimiz devletlerimiz ayrı ama bizim halklarımızın birlikteliği ebediyete kadardır, kıyamete kadardır. Onun için de bu birlikteliğimizi sürdürdüğümüz takdirde ne Minsk grubu ülkeler bundan sonra Azerbaycan'a, Türkiye'ye ya da diğer ülkelere Türk dünyasına diğer ülkelere söz söyleyemez. Biz bunu bu en son gerçekleştirdiğimiz Dağlık Karabağ Savaşı ile ortaya koyduk. İnşallah bundan sonrasıyla ilgili de asıl Fransa'nın korkusu bizim birlikteliğimizdir. İran'ın korkusu da bizim e, Türk dünyasıyla bağımızın yeniden e, karayoluyla da ula kavuşmasıdır. Bunlardan dolayı endişeye düşen e, hem Minsk grubu ülkeleri hem Avrupa'sı hem Amerika'sı Elbette Türkiye'de, Azerbaycan'da e, dış ilişkilerde bazı sözler söyleyecek ama bizim birlikteliğimiz olduğu takdirde söylenenlerin hiçbirini dikkate almayacağız milletimizin çıkarı için Azerbaycan halkının, Türkiye e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 83 milyon halkının hakkını, hukukunu savunmaya ülkelerimizi yöneten iki e, büyük devlet başkanı, biri Recep Tayyip Erdoğan, biri de İlham Aliyev'dir. Onların birlikteliği inşallah diğer ülkelerde örnek olacak. Fransa'sı, Almanya'sı, Avrupa'sı kim olursa olsun bu birlikleri karşısında kendi e, oyunlarının hepsinin bozulacağını bu en son gerçekleştirilen olayla görmüşlerdir. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz size etraflı şehirlerinize göre.